Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yanımda çırağım Alem var. Bugün katlı bir saç keseceğiz. Yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Bakalım, bu sefer sıfırdan bir katlı çıkacağım gene, her zamanki gibi. Ama belki bu sefer içinde sadece bir gölgelendirme olayı yapabilirim. Bu sefer gene biraz daha değişik yapabiliriz yani. Başlıyorum. İlk önce böyle bir sıfırla girelim. Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Ben siz anca yorumlara yazarsınız. Ben buradan anca böyle konuşurum. Ayrıca kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Hem üstüne üstlük bildirim çanımı da açarsanız. Abone oluyorsunuz ama o çanlar açılmıyor. Görüyorum yani onları. Çanı açın ki yeni gelecek ve yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. İlk önce böyle bir sıfırla girelim de ondan sonra yavaş yavaş kat vereceğiz saça. Siz de yapabiliyorsanız eğer ya da benim videolarımı izleyip de öğreniyorsanız böyle yaparsanız daha iyi, kolayınıza gider. Bunda iz bırakmazsanız daha iyi. Yani böyle direkt girmeyin saça. Zaten böyle yaparken saça hafiften bir kat veriyorsunuz. İlk önce böyle bir katınızı verin. Ver adım. Tabii şu an saçla çok fazla uğraşmıyorum. Birazdan başlayacağım. Şimdi sıfırla aldık. Adem dur. Andisini ben alırım. Bekle. Şimdi onu aldık. Sıra geldi 2 numaraya. 2 numarayla ilk önce bir şuraların bir izini ve katını verelim de inceltelim ilk önce buraları. Özcan oğlum, Altay'ın hali ne olacak lan? Konuş kadar Altay'ın hali ne olacak? Biz ne yapacağız? Sizin iş tamam. Vallahi bizim iş. Ya 2-3 tane maç alabilsek kurtaracağız kendimizi de. Arkadaş çok güzel top oynuyoruz. Yok ya. Gol atamıyoruz yani. Vallahi Mehmet Sepil yani yapacak bir şey yok abi. Şu takımın halini görüyor. Transfer yapacak yani forvet. Berkan Emir'le Soner Aydoğdu'yla olmuyor bu iş. Gitmiyor yani. Hayır, şimdi sen almazsan, atıyorum, üşenip 10 milyon lira almazsan
Vallahi gideceğiz. Ha, bir sonraki sene 100 milyon lira harcamak zorunda kaldım. Aynen öyle. Tamam, şunlar. Evet arkadaşlar, 2 ile girdik mi? 2 ile de girdik. Şimdi gelelim şu izlerin olduğu yere. Şimdi elimizden makineyi bunu bırakıyoruz. Bunu bıraktık. Tekrar bağla geçelim. Bunun ucuna bunu küçük böyle bir numarası, bunu böyle bir takalım. Sonra buradan böyle, zaten şurayı böyle görüyorsunuzdur. Şimdi onlar kaydedeceğiz. Çok fazla yukarı çıkmıyoruz. Böyle olduğu yerde hafiften böyle bir gölgelendirme vermek için ilk önce burayı böyle bir ayarlayacağız. Böyle yukarı doğru şu şekilde hafif hafif böyle katımızı veriyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla yukarıda çıkmıyorum. Böyle alttan. Çünkü daha buraları da incelteceğiz ya. O yüzden. Burayı da böyle aldı. Buralara da böyle yavaş yavaş. Burayı böyle halletmiş olduk. Şimdi tekrar bunun üzerinden. Selam. Aleyküm selam. Nasılsın kardeş? İyi valla, sen ne yapıyorsun? İyi, hoş bulduk. Selam. Olur. Şuradaki işim bitsin, ondan sonra. Eyvallah. Ben de ne yapayım, YouTube kanalım var. Video çek yap. Şimdi o biri çıkardık. Bu kalın 1/2'yi takıyoruz. Ondan sonra. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir iz var ya. Şimdi bu izleri kaybedeceğiz burada. Bakın böyle. Çok fazla yukarı çıkmadan gene aynı olduğu yerde. Zaten kendi kendine iz kayboldu. Bir şey içer misin? Çay kahve? Valla. Şimdi buraları böyle alıyoruz arkadaşlar, görüyorsunuzdur. Buradaki izleri bununla kaybedelim. Zaten makinenin sesinden de anlıyorsunuzdur izlerin kaybolduğunu. Alıyor mesela buraları. Şimdi burası da tamam mı? Böyle ayarladık. Şimdi ilk önce bir saçımı pudralayalım. Bu pudrayı neden yapıyoruz? Saçta nerede izler var? Nerede kalanlar var, onları görmek için. Özcan'ım affetsene. Şimdi böyle bir pudralayalım saçı.
Normalde siz de böyle yapmalısınız. Bu tıraşları, pudra önemli, izleri görebilmeniz için çünkü. Şimdi buraları böyle güzelce bir pudrala verelim. Şimdi nerede ne iz var, hepsi ortaya çıkacak. Ki zaten görüyorsunuz da çıktı. Şimdi tekrar şu Andes marka kullanıyorsanız bunun sıfırı var. Bu sıfırı buraya takalım. Hocam şöyle. Şimdi bununla buraları biraz yiyoruz arkadaşlar. Şu ucu kullanırsanız şöyle böylemesini alın. İlk önce şunu dip kısmına bir hafiften bir kat veriyoruz şu an. Hatta şurayı biraz çaprazlamasını alıyorum. Böyle çapraz veriyorum. Katı. Yüz almayacağım çünkü oval yapmayacağım seçip. Buraları böyle sıfırlayalım bakalım. Bunu bu kalın sıfır arkadaşlar. Normal ince sıfır değil. Zaten ince sıfırla en başta girdiğimiz için. Şimdi artık buradaki işlemimiz bizim gölgelendirme işlemine giriyoruz. Bakın zaten görüyorsunuzdur. Saçtaki işlemi görüyorsunuzdur. Böyle yavaş yavaş geliyor artık gölgelendirme. Şimdi bu sıfırla girdik. Ondan sonra bu makinenin 1/2'si var. Tekrar 1/2'yi takıyoruz. Çengeli çekmenize gerek yok. Az önce sıfırla aldığımız yerdeki izleri şöyle yavaş yavaş kaybediyoruz. Bakın gördüğünüz üzere kayboluyor şu an buradaki izler. En son artık diplerdeki izler var. Buraları böyle aldığımız zaman buradaki izler yavaş yavaş kayboluyor. Devam ederiz. Malar var ya. Birleştiririz. Durursa. Şimdi burayı da ayarladık arkadaşlar. Gelelim 1'e. Normal 1 numarayı takıyoruz. Buradan da buralara böyle son katı veriyoruz. Son izleri artık. Böyle aldığımız zaman artık buradaki izler kaybolmuş oluyor. Şimdi sonuna gelelim mi? Son izlere. Özcan'ım bir tık yukarı gelsene oğlum. Tamam.
ki buralarda hep izler var. Onu da böyle iki tıkla çekiyoruz. Şu izlerin olduğu yere böyle hafif hafif, hatta böyle ufak bir tane fırçamız varsa eğer, fırça yardımıyla de mesela bazı yerlerde çok fazla olabilir, onu böyle yarım alıp şuralara vurun, buradaki izleri böyle kaybedin. Ondan sonra mesela iki tık alın, böyle iki üç tıka. Çantayı az bir şey çektiğiniz zaman böyle misli saça girip buradaki izleri kaybediyoruz. Şöyle. Mesela ben burayı üçgen yaptığım için saça buradan girmeniz lazım. Yüz almadığım için. Şimdi ama öyle yaptığınız anda burada iz kalıyor. Onu da buralarını böyle yapa yapa yiye yiye kaybediyoruz. Mesela ne oldu? Diplerde hala izler var şuralarda. Buradaki izlere de makineyi çok fazla yukarı kaldırmadan şunu da bir tık alıp buraları böyle yediğimiz zaman izimiz kalmaz arkadaşlar. Ve böylece sıfırla aldığımız izleri kaybetmiş oluyoruz. Evet, şimdi şöyle bir gel, bir bakalım saça. Şimdi buraların böyle katlarını vermiş olduk. Gördüğünüz gibi. Hoş geldin. Şimdi sıra geldi makasa. Makası düzeltelim. İster ince tarak kullanabilirsiniz, ister kalın tarak. Ama bu her zaman daha iyi. Şimdi gelelim satmaya. Dipten gidin. Öyle ama yukarı doğru da hafif böyle kalis vere vere yavaş yavaş buradaki izleri böyle kaybediyoruz. Özcan'ın saçına kafayı bana versene biraz. Bu tarafa doğru. Heh. Çok değil ama. Aynen. Şimdi böyle buraları makasla güzelce kısaltıyoruz. Böyle en dipten alın ki orada eğer ki makinenin bıraktığı saçlar ve kıllar kalırsa onları da alırsınız. Direkt olduğu bölgeden girmeyin yani saça. Böyle en alttan yavaş yavaş çıkarak tarağı böyle hafif hafif kaldıra 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 yukarı doğru böyle izleri kaybedebilirsiniz. Hem de kısaltırsınız saçı. Gördüğünüz gibi oluyor saç. Şimdi tabii bir de buralar var.
Şimdi mesela saçlar normalde bu tarafa doğru çıkıyor. Bunu böyle vurmayın. Buradan böyle girin ki saçları daha rahat alırsınız. Böyle aldığınız zaman daha iyi. Saçın çıkış yönünün tersine göre alın yani. Şimdi burası da bitti. Gelelim buraya. Özür, üstleri ne yapacağız? Üstleri mi? Hı. Yani... Ara makas atayım mı onu? Ara makas. Ara makası kısaltayım biraz. Zaten sert ya saçlar. Yani ben biraz incelir. Çok uzun değil ama... Yani. Yok, inceden çok fazla atmayacağım oğlum ya. Böyle bir inceden toparlasak yeter. Evet. Olay bu kadar. Yanlar böyle. Şimdi gelelim üstlere. Üstlere ara makas atacağız ama. Normal inceltme ara makası değil bu. Bu hafif kısaltma ara makası. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kısaltalım bir. Çok az kısaltacağız. Saça fazla derinden girmeyeceğiz. Evet, gelelim üstlere. Parmak arası alacağım. Böyle saçı alın. Zaten görüyorsunuz, biraz da kısaltıyorum. Çok olmasa da. Az biraz. Unutmayın, saç keserken her zaman arkaları biraz daha uzun bırakın. Diğer yönlere, diğer taraflara göre. Ben zaten ara makas nedir, hangi saçlarda kullanılır diye video da çekmiştim. Eğer ki bu videoyu izlerseniz onu da izleyebilirsiniz. Ara makasın hangi ara makas çeşitlerinin ve şekillerinin nerede, hangi saçlarda nasıl kullandığı ile ilgili video çekmiştim. Onu da izlerseniz sevinirim. Şimdi o köşeyi de aldık. Buralardan. Bak zaten belli oluyordur saç. Böyle. Bunu böyle çekin biraz. Buradan aldığınız zaman saçı hafiften kısaltırsınız. Mesela bu arkadaşımızın buralarında dönerler var. Ona göre ayarlıyoruz saçı. Buradan ayırıp da saçı tarıyorum. Buradan böyle hafif alın. Özürüm, iyi mi? İyi, güzel, güzel. Değil mi? Bence de. Aynen. Şimdi saçlar bitti. Saçların olayı bu kadar. Gördüğünüz gibi sola doğru tarıyoruz. Şimdi gelelim sakallara. Sakalları çok basit bir şey yapacağız zaten. Sakallarda çok fazla önemli bir şey yok. Sadece sakalları 2 numarayı vuracağız, geçeceğiz. 2 numarayla hepsini toplanacağız. Adam 2 numara. Tamam. Özcan'ın yaslan. Ver arkadaş. 2 numarayı taktık. Bunu zaten herhalde hepiniz yaparsınız. Ya. Çok basit bir şey. Yani bir kat vermeyeceğiz sakalı. Herhangi bir şey yapmayacağız. Sadece 2 numarayla. Böyle basit bir şekilde. Şu alırken dudak kenarlarına falan dikkat edin. Makinenin bu uçlarını oraya batırmamaya özen gösterin.
Böyle aldığınız zaman burayı böyle kaldırarak yaparsanız daha iyi. Bu ampleri de mesela sakalların çıkış yönlerine göre aldım. Mesela bu arkadaşım böyle çıktığı için böyle mesela. Terse çıkıyorsa mesela aşağıları yukarı doğru çıkıyor. Makineyi böyle vurarak aşağı doğru alın. Buralar da tamam. Geldik buralara. Burayı da böyle. Makineyi kaldırın ki böyle. Burnuna değmesin. Müşterinizin. Mesela buna bittikten sonra böyle aşağıdan da aldığımız zaman buralar tamam. Şimdi ver oğlum. Hocam altları ne yapacağız? Altları mı? Hı. Abi incelteyim onları biraz. Vallahi olur abi. Değil mi? Şimdi altları incelteceğiz arkadaşlar. Ver oğlum bana. Bir. Hayır biri verme. Sıfır. Makine. Yarıma aldınız bunu. Sıfırda. Yarıma çektiniz. Tarak. Ver onu. Şimdi buraları incelteceğiz. Yarıma aldınız. Böyle yukarı doğru. Çok fazla... Yukarıya çıkmadan mesela buraları böyle geliyor. Buraları böyle aşağı doğru alın. Şimdi doğal olarak bunu böyle aldığınız zaman bir iz oluşuyor burada. Şimdi bu izi de nasıl kaybedeceğiz? Bir numara verir misin? Tamam. Bir numarayı takın. Özcan'ım kafanı kaldırsana biraz. Buradaki izleri de böyle böyle vurarak şimdi bir köçüğünü ver bana. 1/2. Arkadaşlar olay bu kadar. Bizim işimiz de zaten bitti artık, saçları yıkayacağız. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Ayrıca beni Halim Altan Kinka ve Salon Halim Kinka official olarak Instagram'dan takip ederseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.